araçta geçiş yok. Sevgilerimiz, haberin peşinde ekip olarak gurur kaynağımız Çanakkale Yenice'deyiz. Efendim, Yenice'de tabii ki yapılan birçok hizmetler var. Biz de Yenice'nin yaklaşık 5-6 tane köyünü ziyaret ettik. Yapılan hizmetler neler, beklentiler neler? Bunlarla ilgili Karaköy Muhtarımız Mehmet Bey'le ziyaret ettik. Efendim, ben Karaköy halkına sesleniyorum. Haydi ekran başına diyorum. Bakalım Karaköy'e yapılan hizmetler neler, beklentiler neler? Sayın Muhtarım, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Sabahin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sayın Muhtarım, öncelikle Mehmet Bey'le tanıyalım ama bir reklam ortalansın. Mehmet Bey kimdir? Mehmet Bey, Karaköy'de doğmuş, büyümüş, orada yetişmiş. Köyümüzde ikamet ediyor şu anda. Bu dönem muhtar olduk bizler. Hayırlı olsun oldum. Diyelim. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Muhtarım, bu bir sella işi, görüm işi biliyorsunuz ki. Göreve geldiğinizde sizlerin şanssızlığı, pandemi, yangın, kriz, felakete süsleyen. Evet. Bütün bunlara rağmen 31 Mart'ta seçimi kazandığınız 1 Nisan sabahı Karaköy'de hizmete nereden başladınız? Nereden başladık? Önce parke taşından başladık köyümüze. Parke taşı, evet. 5000 metre taş taşıdık köyümüze. Hemen hemen 2000 metre de beton çalışması yaptık köyümüzde. Köyümüzün suranı arttırdık dağdan içme suranı. Evet. Bir tane sondaj kazdık. Yani köyümüzde şu anda bir su sıkıntımız yok yani. Sular ile ilgili sorun bitti. Yani bitti, evet. Var da idare ediyoruz şu anda. Şu anda idare ediyoruz yani. Nüfus kaç anda? Nüfusumuz şu anda 460. Evet, demin sohbetimizde Mehmet abi dedi ki, yani burada 168 öğrenci var dedi. Şimdi maalesef o günden bugüne çok göç geliyor. Evet. Mehmet abi, yılların tecrübesi olarak, bir düğümüz olarak, göç neler olur? Göç, artık ne bileyim, tarımsal da az kazanıyoruz diye, evet. O bakımdan sigortalı bir işim olsun. Ekonomiden dolayı. Onun için göç çok oldu köyümüzde yani. Gençler dışarı gitti hep yani. Peki pandemiden sonra geri dönüş başladı mı? Başlamadı, şu anda yok yani. Evet. Şu anda bulunduğumuz binada yine bitiş size nasip oldu? Evet, bize, açması bize nasip oldu buranın. Bunun ilk özel idaremiz yaptı bu binayı da. Evet. Güzel. Kapalı sistemimiz var. Yani kapalı sulama. Sulama mesela o yani. O benden önce oldu yani. Evet. Öyle yani.
En fazla ne yetişiyor Mehmet abi? Kapya biberi yetişiyor. Evet, kapya biberi yetişiyor. Hayvancılık var. Ağırlık, küçük ve büyük baş hayvancılık var burada işte köyümüzde. Bu anlamda iyi oluyor buradaki nüfusumuz yani. Evet. Peki Mehmet abi, bu dönemki hayallerin nedir? Karakiye ne istersiniz net olarak? Bu şu andaki hayallerim artık yani son dönemimize de geldik yani. Deremizin ıslahını bitirmek istiyorum. Evet. Bir de elektrik kaplarımızda çok arıza oluyor. Bunları bitirmek istiyorum. Yenilenmesini istiyorum yani. Bunları yani. Başka bir o kadar bir acil bir şeyimiz yok yani köyümüzde. Peki isteyince hizmet alabiliyor musun? Alıyoruz yani. Er veya geç geliyor yani. Buranın 60 kişi tane köyü var. Kolay değil tabii. Evet. Her köy aynı eşitlik gitmesi. Evet. Çok da güzel, muhteşem bir camimiz var. İçi de olmayan bir cami var. Evet, güzel. 700 kişilik camimiz var yani. Maşallah diyelim. Evet, muhtarımız mütevazi anlatmak isteyecek ama ben yine soracağım. Sayın Bakan Yardımcımız Muhtarın amcası, bize kısaca tavsiyeler misiniz diyenize? Muhtarım Bey, burada doğdu. Babasının namı olmasından dolayı değişik yerlerde kaldı. Edremit Lisesi'ni bitirdi. İşte ondan sonra artık yükseldi, gitti yani İstanbul Siyasal'ı bitirdi. Ve nasipmiş, kaymakam oldu ve bakan memurumuz oldu yani. Evet. Allah razı olsun, bize çok faydası var yeğenim yani, her şey yönünde yani. Ülkemize faydası var. Ülkemize faydası var, evet. Gerçekten ülkemiz için bir değer diyebiliriz. Peki Mehmet abi, sağlık ve eğitim ne düzeyde? Aile eğitimi düzenine geliyor mu? Aile eğitimimiz 500'ün üzerinde, yani benim teslim aldığımda köyümüzün nüfusu 500'ün üzerindeydi. Evet. Her hafta geliyordu. Şu anda 15 günde geliyor ve düzenli geliyor. Ebemiz de vardı, o da geliyordu ama şu anda yok. Şu anda kadro bekliyoruz. Şu anda ebemiz yok yani. Evet. Bizde iki tane kooperatifimiz var. Kooperatifler evet. Bahsedelim. Kooperatifimiz iki tane kooperatif. Biri sulama. O sulama ile ilgili şey yapıyor. Tarımsal kooperatifimiz. İyi yani, çok iyi durumda. Yani milletimiz de memnun. Makinalarımız var, 3 tane makinamız var, traktörümüz. Yani tarımsal arabalarımız var yani. Yani memnunuz kooperatifimizden de yani. Aktif devam ediyor. Peki Umut abi, sulama suyundan bir sıkıntı var mı? Hayır, sulamamızda sıkıntımız yok yani. Kapalı sistemde yok yani. Sizin sadece beklentiniz bir DSA, iki evet. Tesisatların evet. Değişmesi. Çok uğraştı bir köy konağımız var. Mevlüttür, düğündür, taziyedir. Camimizin altı mevcut o konağı. Kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz oraya. Peki Mehmet abi, bize bir Karaköy gezdirir misin? Tabii. Memnuniyetle evet. Buyurun yani. Evet sevgili seyirciler, şimdi biz Karaköy sokaklarından ineceğiz. Mehmet amca ile beraber bakalım bizleri neler bekliyor. Röportajımız devam edecek, biz de kalın. Thank you.
temsilcilerimiz, yenice Karaköy'deyiz. Karaköy'ün sokaklarındayız. Vatandaşlara mikrofonumuzu atıyoruz. Bakalım Karaköy'e yapılan hizmetler neler? Efendim merhaba. Merhaba. Siz tanıyabilirsiniz. Ben Karaköy Bakkalı. Bakkalcılık yapıyorsunuz. Sevişenler bak. Muhtarımızı tanıyor musunuz? Muhtarımız yani Mehmet İnce. Çalışıyor mu muhtar? Muhtarım çalışıyor doğru. Peki köye yapılan hizmetler yeterli mi? Şu ne istersiniz köye? Şu anda yeterli. Nasıl yeterli ya? Ne var? Sen de soracaksın. Ne var yeterli? Sen de soracaksın. Ya. Şimdi elektrik direklerinin değişeceğini söyledi muhtarım ve dere istihdamı yapılacağını söyledi. Bunun yanı sıra da su şimdilik yeterli ama ileride yetmeyebilir dedi. Evet, şu anda elektrik yani direkleri 3 günden beri takılıyor. Evet. Hizmeti açık. Suyumuz var. Suyumuz bol. Öyle peki, burada pandemide en fazla sıkıntı size yaşadınız. Vatandaşın durumu nasıl? Devlet desteği yeterli geldi mi? Devlet gerekenlere tabii ki yani. İmkanlar var. Tamam. Efendim teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Beyefendi merhaba. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Ben merak ediyorum İsmail Kavlar. İsmail Bey nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ne iş yapıyorsunuz? Biz hiçbir iş yaptığımız yok. İki veren inek onlarla uğraşıyorum ben. Emeklisiniz. Emekliyim. Hayvancılık da var mı? İki inek var. Peki, yok. Hayvancılık zaman geçtikçe bitiyor. Yediler pahalı ülke genelinde. İneklerimiz geri döner mi ki? Şu anda hayvancılık biter deseler de ben iki ineği alınca valla parasız yaptım. Evet. Genelde yeterli geliyor. Şu anda iyi. Çalışan kazanıyor. Çalışan kazanıyor. Evet. Peki hizmet olarak köye ne istersin? Dur. Karaköy'e hizmet olarak ne istersin? Valla biz her şeyi isteriz. Niye istemem ya? Direkler götürüyordu daha tamam, dün. Tamam bunları değişecekler. Anca yapmaya daha bir sürü ihtiyacımız var bizim. Muhtar çalışıyor mu? Muhtar pek de çalışmıyor. Çok çalışsa rakip bu zaman olmayacak. Çok rakip de çalışmıyor. Misin? Rakip misin? Yok değilim benim bacanak o. Mehmet abi vatandaş sizleri memnun. Neler söylemek istersin? Tabii ki bu bir sevda işi, gönül işi. Tabii canım yani gönül ister ki her şeyi yapmak ama imkanlar bu kadar. Elbette. Buna bana da şükür edeyim yani. Peki yani, Mehmet abi kimlere teşekkür etmek istersin? Kimlere teşekkür etmek isterim? Yeğenime teşekkür etmek isterim. Bak benim yeğenime yardımcımıza. Parti teşkilatımıza, onlar, belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza. Hepsine teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Allah razı olsun hepsinden. Yani. Evet. Biz de Mehmet Muhtar'ıma çok teşekkür ediyoruz. Her ne olursa olsun diyorum. Bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin Mehmet Muhtar'ım gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Efendim, köylü milletin efendisidir. Buradaki yetiştirmese şehirdeki ne yiyecek? Köylerimize biraz daha sahip çıkalım diyoruz. Köylünün istediği tek şey hizmet. Devleti ilk olmayan tek millet köylü milleti. Vergisini verir, üretimini yapar, hizmet istemekte yuval hakkı diyorum. Karaköy'den şimdilik Alasma anlatıyoruz. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın.